Hepinize merhaba. Amerika'daki 8. Ulusal Ortak Komite ya da JNC 8, yüksek tansiyonlu hastaların ne zaman tedavi edilmesi gerektiği ve hedeflenen tansiyon değerlerinin ne olması gerektiğini içeren bazı açıklamalar yaptı. Buna göre 60 yaşından büyük hastalarda tedavi sistolik kan basıncını 150 mm civanın diastolik kan basıncında 90 mm civanın altına düşürmeyi hedeflemelidir. 60 yaşın altındaki hastalarda ise sistolik kan basıncının 140 mm civanın diastolik kan basıncının da yine 90 mm civanın altında olması hedeflenmelidir. Bunlara ek olarak 18 yaşının üzerinde olup kronik böbrek rahatsızlığı ya da diyabeti olan hastalarda sistolik kan basıncının 140, diastolik kan basıncının da 90 mm civanın altında olması hedeflenmelidir. Hedeflenen değerlere ulaşmak için değişik tedavi yöntemleri ya da ilaçlar önerilebilir. İlaç tedavisine ek olarak önerilen yaşam tarzı değişiklikleri son derece önemlidir beslenme alışkanlıkları hipertansiyonu engelleyebilir diye belirttiğimiz ilk önerme, adından da anlaşılabileceği gibi beslenme alışkanlıklarında yapılacak değişikliklerle alakalıdır. Önerilen besinler arasında sodyumu azaltılmış, tam tahıllı besinler, meyve, sebze ve düşük yağlı süt ürünleri bulunmaktadır. Bunlara ek olarak sigara kesinlikle bırakılmalı ve alkol tüketimi de minimum düzeye indirilmelidir. Günde 30 dakika egzersiz yapmak ve şişman kişilerin kilo vermesi ise yaşam tarzında yapılabilecek diğer önemli değişiklikler arasındadır. Az önce de söylediğimiz gibi yaşam tarzında yapılacak değişikliklerin yanında hastalara ilaç tedavisi de önerilecektir. Hipertansiyon tedavisinde kullanılan birincil ve ikincil ilaçlar vardır. Birincil ilaçlar çoğunlukla ilk önerilen ilaçlar olup hipertansiyonun komplikasyonlarını en etkili şekilde engelleyen, daha güvenli ve daha ucuz olan ilaçlardır. Tansiyon ya da kan basıncı kan akışıyla yani vücuttaki sıvı hacmiyle ve kan damarlarındaki rezistansla yani dirençle ilgili olduğu için ilaçlar bu iki faktörden biri üzerinde etkili olacaktır. Bu ilaçlara örnek olarak tiazid diüretikleri verebiliriz. Tiazid diüretikler böbreklerdeki su ve sodyum salgısını artırarak sıvı hacmini dolayısıyla da kan basıncını düşürürler. Bunun dışında verilebilecek bir diğer ilaç olan kalsiyum kanal blokerleri, kan damarlarında yer alan düz kaslardaki kanalları bloklayarak kalsiyum iyonlarının geçişini kolaylaştırır. Sonuç olarak kan damarları daha az kasılır, yani gevşer ve genişler. Genişleyen kan damarlarının direnci azalacağı için kan basıncı da düşmüş olur. Evet, devam ediyoruz. Sırada A, C. ACE inhibitörleri var. Bu ilaçlar renin-anjiyotensin-aldosteron sisteminin etkili olmasını engeller. Bu inhibitörler bir damar daraltıcı olan anjiyotensin 2'nin ortaya çıkmasını önler. Damar daraltıcıların yokluğunda damarlar daha geniş olacağından direnç ve kan basıncı da azalmış olur. Bu ilaçlar aynı zamanda aldosteron oluşumunu da engelleyeceği için vücutta su ve sodyum tutulması azalır. Dolayısıyla kan hacmi ve kan basıncı da düşer. Heh, son olarak bir de anjiyotensin 2 reseptör blokerleri var. Bu ilaçlar da AC, ACE inhibitörlerinin etkisinin aynını verir. Fakat bunu anjiyotensin 2 oluşumunu engellemek yerine anjiyotensin 2'ye karşılık veren reseptörleri engelleyerek gösterir. Birincil ilaçların etkili olmadığı durumlarda doktorlar tedavide ikincil ilaçları önerebilirler. Bu ilaçlara örnek olarak da aldosteron reseptör blokerlerini yani isimlerinden de anlaşılacağı gibi aldosteron reseptörlerini bloke eden ilaçları verebiliriz. Hatırlayacağınız gibi aldosteron vücudun su ve sodyum tutmasını sağladığından bu reseptörlerin bloklanması su ve sodyum tutulmasını azaltıp kan hacmini ve kan basıncını düşürür. Renin inhibitörleri ise renin enzimini engeller. Rin'in enziminin bloke edilmesi, anjiyotensinojenin anjiyotensin 1'e dönüşmesini engelleyerek direnci ve kan hacmini azaltır. Anjiyotensin 1 oluşumu engellenmiş olduğundan anjiyotensin 2 ve aldosteron oluşumu da engellenmiş olur. Dolayısıyla ACE inhibitörlerinin yaptığı gibi direnç azalır ve kan basıncının düşmesi sağlanır. Bir başka seçenek de alfa adrenerjik blokerlerdir. Bu ilaçlar da düz kaslarda yer alan reseptörler üzerinde etkili olur ve damarların daralmasını engelleyerek genişlemelerine, dolayısıyla da direncin azalmasına sebep olurlar. Son olarak merkezi adrenerjik inhibitörleri hakkında da konuşalım. Bu ilaçlar beynin, kalbin daha hızlı atmasına ve buna bağlı olarak damarların da daralmasına sebep olan sempatik sinir sinyalleri göndermesini engeller. Bu sinyaller engellenince damarlar genişler, direnç azalır ve kan basıncı düşer. Hoşçakalın, sağlıklı günler.